Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü sitemiz matspet.co.uk. Sitede siteyi şu şekilde kullanabilirsiniz. Şurada kaynakları ara bölümüne istediğiniz konuyu yazabilirsiniz. Mesela, ama İngilizcesini yazmanız gerekiyor. Prizm diye yazdı. Mesela prizmalar konusundayım diyelim ki. Prizmalar konusuyla ilgili buranın içindeki kaynaklar çıkıyor. Şu şekilde etkileşimli araç var. Mesela canlı derste kullanabileceğiniz slaytlar var. Çalışma kağıtları var. Şöyle kağıtlar, öğrencilere verebileceğiniz ödevler var, izletebileceğiniz videolar var. Gerçekten güzel çalışmalar var. Ya da şurada yeni bölümünde etkileşimli araçlar var. Şuradaki etkileşimli araçlara tıkladım ama ben açamadım. Bilmiyorum, benim bilgisayarımla mı alakalı. Üyelik istedi. Bazı şeyler de ücretli sanırım. Hepsini kullanamadım çünkü. Mesela etkileşimli araçlarda açıları ölçebiliriz. Cetvelle ölçümler var. Mesela şurada planlar ve yükseltilere bakalım. Mesela burada izometrik küp konusuyla ilgili. Küpleri şöyle üst üste koymuş. Mesela üstten, alttan, yandan görünüşünü yapabiliyoruz. Mesela üst üste şöyle biraz daha koyalım. Mesela buralara da koyduk diyelim. Bir tane de şurada olsun. Şimdi mesela bunun şöyle eğip üstten görünüşü, bakın buradaki gibi. Şöyle şimdi karşıdan bakalım buna. Karşıdan bakıldığında bir tane şurada boşluk var. 1, 2, 3, 4 tane var burada. 5 tane de yukarı doğru var karşıdan görünüşü. Evet, şöyle indirip şöyle yandan görünüşüne bakalım. Mesela küplerin. 4 tane burada görüyorum. 5 tane de yukarıya doğru bu şekilde yandan görünüşü var. Şurada remove'a basarsanız da mesela yaptığınız küpün tekini mesela silebiliyorsunuz da aynı şekilde. Mesela geri kaldırıyorsunuz. Build'e basarsanız da şurada geri inşa edebiliyorsunuz. Siz yaptıkça burada görüntüler değişiyor.